Merhaba, ben Simen. Bugün Türkiye'den de satın alabileceğimiz bazı Kore markalarıyla cilt bakım ürünlerimi anlatacağım. Bu videoda kullanacağım ürünlerin bazılarını zaten daha öncesinden beri kullanıyordum. Ama denemek istediğim daha farklı markalar da vardı. O yüzden birkaç farklı markadan birkaç farklı ürün aldım. Onların hepsini kendi cildimde gösteremeyeceğim için videonun devamında Sena ile birlikte cilt bakım ürünlerimizi göstereceğim. İlk olarak daha önceden de kullandığım Bichon'un bu Self Control Peeling maskesini kullanacağım. Bu gerçekten cildimi kullandığım anda yumuşacık yapıyor ve inanılmaz bir canlılık getiriyor cildime. Sonrasında da Cosrx'in asidik günlük bir cilt temizleyicisini kullanacağım. Bunu da internette çok fazla gördüm ve çok merak ettim. Serum olarak da Madagascar Centella'nın Tone Brightening serumunu kullanacağım. Bu ampulü de yatıştırıcı ve aydınlatıcı etkisi olduğu için aldım. İçerisinde şöyle minik parçacıklar var. Bu parçacıkları yüzünüze sürdüğünüzde sanırım patlıyorlar ve aydınlık görüntüyü veren şu içindeki minik parçacıklar. Daha sonrasında da Beauty of Josa'nın bu ginsengli serumu. Yine aynı zamanda Beauty of Josa'nın ginsengli esansını kullanacağız. Bu ikisini Sena kullanacak. Ben ise Cosrx'in ürünlerini kullanacağım. Esans olarak da Cosrx'in bu snail esansını kullanacağım. Bunu birkaç gündür kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Birazdan kullandığımda yüzümde yarattığı etkiyi size göreceksiniz. Ve son olarak da gece maskelerine geçiyorum. Tuabi'nin C vitaminli gece maskesini kullanacağım. Bunun whitening, yani beyazlatıcı özelliği var. Ben genelde kullandığım ürünlerde beyazlatıcı özelliği olmasını sevdiğim için yine Tuabi'nin bu kremini tercih ediyorum ve bittikçe kullandığım bir ürün. Ve Laneige'in şu minicik ama süper eskisi olan lip balmı. Daha doğrusu lip sleeping mask olarak geçiyor. Yani yatmadan önce kullandığınız bir ürün ama eminim bu ürünün kullanıcıları günün her saatinde kullanıyordur. Çünkü inanılmaz yumuşak, inanılmaz güzel kokuyor ve bittikçe kesinlikle yenisini alacağım ve stoklayacağımı düşünüyorum. O zaman artık modelim Sena'yı da çağırıp cilt bakım rutinimize başlayabiliriz. Şimdi Sena'yı da getirdim. Birlikte hazırlandık ve cilt bakımımıza başlayacağız. Memle. Şöyle saçımı toplayayım. Burada yıkamayı şimdi gösteremeyeceğim için direkt banyoda yüzümü yıkayıp sonrasında nasıl göründüğünü göstereceğim. Cosrx'in asitli temizleyicisiyle başlıyorum. Bir miktar elime alıp suyla birlikte ıslattığımda kremsi formu bu şekilde daha köpüksü bir hale geliyor. Sena da şu an yine aynı ürünle cildini temizliyor. Kendisi birazcık utangaç bir model. Yüzümüzü yıkadık ve geldik. Sena'nın yüzünde etkiyi daha iyi görebilirsiniz. Ben birazcık karardığım için bilmiyorum artık. Şu anda yüzümde herhangi bir kuruluk hissiyatı yok ama çok pürüzsüz, yani sıfır yağ. Gerçekten yüzünüzdeki bütün yağı alıyor, götürüyor. Ve bu yüzden de daha çok sivilce problemi olan kişilerin kullanması öneriliyor. Yani daha çok sivilce problemi olan insanlar bunu kullanıyor ve sivilcelerin de hemen yok ettiğini söylüyorlar. Benim şu anda herhangi bir sivilce gibi bir problemim yok ama kullandığım süre boyunca gerçekten bu özellikle yüzümdeki yağ hissiyatının giderilmesi beni çok tatmin etti. Ve kokusu gerçekten asitli olduğunu belli ediyor. Aynen, asitli bir içecek içerken ki aldığınız o kokuyu yüzünüze yıkarken de alıyorsunuz. Şimdi de bu Misha'nın peeling maskini yapacağız. Bu maske gerçekten sanırım benim en favorilerimden. Bunu böyle yoğun bir şekilde alıp yüzüme süreceğim. Ve böyle bu şekilde bu kalacak böyle yüzümde. 1-2 dakika sonra da bu böyle biraz kuruduktan sonra bunu ovarak yüzümden böyle masaj yaparak çıkartacağım. Daha sonrasında da yıkamam gerekecek tabii ki. Şu an bu kremsi hali bile çok yumuşacık ve yıkadıktan sonra da cilde inanılmaz bir yumuşaklık veriyor. Bu arada yağlı ciltler pek hoşlanmayabilir. Benim cilt tipim karma. Ona rağmen mesela yazın yaptığımda bazen cildime rahatsız edebiliyor. O yüzden bunu yaptıktan sonra iyice yıkamak istiyorum. Tamam, artık dokunmayacağım. Böyle kalacak biraz. Neredeyse bir dakika oldu. O yüzden
Şimdi şu şekilde masaj yaparak bunları nasıl desem topak topak hale gelecek. Evet, doluyor. Biraz daha böyle hızlı yapmak gerekiyor sanki. Bak şu an mesela iyice yağ görüntüsüne döndü. Bana birazcık şey gibi de geliyor. Yağ bazı temizleyiciler. Evet. Birazcık onun yerini tutuyor bence. Olabilir. Yavaş yavaş o toplar düşüyor zaten. Bak şu an hafif hafif şey olmaya başladı. Böyle yüzünüz soyuluyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor. Ama aslında o soyulan şey yüzünüz değil. O krem. Aynen. Böyle minik minik topak topak hale geliyor. Biraz kötü bir görüntü. Ama şöyle. Aşırı güzel temizliyor. Ve çok rahatlatıyor. Evet. Çok rahatlatıyor. Gerçekten masaj yani. Yıkadıktan sonra da çok güzel bir aydınlık veriyor. Yüzüne yıkamaya kaçar. Şimdi yüzümdeki şu parlaklığa bakın. Sadece bir peeling maskesi ama gerçekten bu üründen sonra Kore ürünlerine hak veriyorsunuz. Şimdi de esanslara geçiyoruz. Videonun başında bahsettiğim iki marka vardı. Bir tanesi Beauty of Joseon, diğeri de Cosrx'in bu Snail esansıydı. Sena Beauty of Joseon'unkini deneyecek, ben de Cosrx'inkini deneyeceğim. Bunu zaten dediğim gibi ben bir süredir kullanıyordum ve inanılmaz bir yapısı var. Bunu ben pamuğa sıkmak yerine elime döküp sürüyorum. Bence nasıl yap biliyor musun? Ama şişeyi boşaltamam. Şişeyi direkt şöyle bu şekilde yaptığında bence direkt yüzüne temas etmesi daha iyi. Evet. Şekilde değil. Gerçekten bir salyangoz. Bu tonikten daha katı mı oluyor? Daha evet. Yoğun. Aynen. Ama bunun kadar yoğun değil. Bu daha toniğe yakın bir kıvamda. Bu da daha jelimsi bir kıvamda. Bu arada esansın tonikten farkı, tonik birazcık daha böyle temizleme ve nemi hapsetme özelliğine sahip. Esanslarda da daha çok nem ve aydınlık. Daha jelimsi, daha kremsi bir formda. O yüzden bence toniktense esans bir tık daha nem konusunda iyi. Biz şu an tonik kullanmadık ama ilk önce toniği kullanıp daha sonrasında esansı da kullanabilirsiniz. Yıllar öncesinde Kore'den gelen bir iki misafirimiz vardı. İki gün bizde kalmışlardı. Ve onlardan öğrendiğim tek şey şuydu sanırım. Masaj amacıyla bu şekilde uygulama yapıyorlarmış. Cildin daha dinç, daha genç görünmesi için. Şey gibi bu bence, eti terbiyelemek gibi. Önemli. Bir nevi yüzünü terbiye ediyorsun. Haratlıyorsun. Aynen. İlk önce soslarımız yalnız. Daha sonrasında da yüzümüzü terbiyeliyoruz. Ve bence bu teknikle ürünleri daha iyi yemiyor cilt. Daha iyi, daha parlak bir görüntü elde ediyorsunuz. Yakından göstereyim mi? Göstereyim. Senin yüzün daha güzel parlıyor bu arada. 1-2 dakika bekledikten sonra serumlara geçiyoruz. Cilt bakımındaki bence en önemli aşamalardan bir tanesi ürünleri kullandıktan sonra kurumasını, yani tam olarak kurumasını beklemeyiz tabii ama emmesini beklemek için 1-2 dakika o ürüne biraz süre tanıyoruz. O zaman şimdi yok. Ben Madagascar Centella'nın bu brightening serumunu kullanacağım. Sena'da Beauty of Joseon'un ginseng serumunu. Ben aynı markanın aynı ürünlerini kullanmayı seviyorum. Böyle bir takıntı mı desem? Aynen. Daha ama çok işe yaradığına inanıyorum. Evet, bence o şekilde daha işe yarıyor. Bunun içinde minik parçacıklar var böyle. Ben bunu dağıttığımda bunlar parçalanıyor, patlıyorlar. Ne kadar güzel parlıyor ya. Geriye şimdi sadece gece maskelerimiz kaldı. Bu Suabi'nin C vitaminli whitening kremini kullanacağım. Bunu Sena'ya da vereceğim. Çünkü bu gerçekten çok güzel. Kullandım. En iyi gece kremlerinden. Aynen. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de cildinin bu kadar parlayıp bu kadar yumuşak bir hale gelmesine rağmen öyle yağlı ağır bir his bırakmıyor. Gerçekten yüzünü çok sağlıklı, yumuşak ve nemli hissettiriyor bence. Ve Laneige'in bu dudak balmı
gerçekten bunu sürmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Çünkü inanılmaz yumuşak. Çok yumuşak. Bayılıyorum buna ya. Evet, cilt bakım rutinimiz bu kadardı. Gerçekten bu Korelilerin glass skin, yani cam cilt dediği görüntüyü elde ettiğimize inanıyorum. O yüzden kullandığım ürünlerin hepsi beni çok memnun etti. Ve en sevdiğim şey de hani hiçbiri gerçekten tahriş etmiyor. Yüzümde fazlalık hissetmiyor. Tam tersine çok canlı ve çok rahat hissettiriyor. Peki sence bu kullandığımız ürünler arasında en güzel iki tanesi hangisiydi? Hiç söylenmeden bu ve bu. Benim de ilk favorim bu. Gerçekten. Sanırım bunu sonsuza kadar kullanmaya devam edeceğim. Ve de bu. Sıradan bir lip balm gibi görünebilir ama asla öyle değil. Çünkü sürdüğüm zaman gerçekten hem kokusu hem de o hissiyatı çok mutlu hissettiriyor. O yüzden sırf o hissiyattan ötürü ben ikinci favorim olarak bunu seçiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve içerikler hakkında birazcık da olsa bilgi sahibi olabildiyseniz gerçekten çok sevinirim. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ürünlerin linkini aşağıya açıklamaya bırakacağım. Kullandığımız ürünleri en başa koyacağım ama onun dışında diğer bulduğum Kore ürünlerini denemek istediklerimi de aynı link içerisinde koydum. Onları da bakabilirsiniz. Tamam. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.